Özellikle başlangıç seviyesindeki olan kalça problemlerinde, bu ne demektir? Hasta henüz hafif ağrılar hissetmeye başlamış ve gün boyunca fiziksel aktivitelerle birlikte ne yapılmıştır? Günün sonunda o bölgede dolgunluk, ısı artışı veyahut da ağrıların ortaya çıktığının farkındadır ama genel olarak eklemleri henüz dejenere olmamıştır. Henüz bir kireçlenmeye doğru, bir ankiloza doğru gitmemiştir. İşte bu kişilerin ilerleyen safhaya doğru geçmemesi için bir kısım önleyici ve destekleyici aktivitelerle kendine destek sağlamak zorundadır. Bu videomuzda da iki tane hareketle bu desteğe biz de katkıda bulunmuş olacağız. Birincisi, özellikle havuzlarımızda yapılan hani kurbağalama yöntemine benzer ev ortamında veya ofis ortamında yapacağınız hamleyi göstermiş olalım. Burada hasta kişi dizlerini bükecek, bacaklarımızla birleşik vaziyette ve bu şekildeyken birbirinden uzaklaştıraraktan bu pozisyonda indirmiş olacaktır. Ve bunu yaklaşık bir 15 tekrar yaparaktan ne yapmış olacak? Kalçaların fiziksel aktivitesine destekle birlikte o bölgedeki kan dolaşımının ve bağların ve oradaki kasların hem gevşemesine hem de gelişmesine destek sağlayacaktır. İkinci egzersizimizde özellikle kalçanın dış ve iç rotasyonunu destekleyecek bir egzersizle veya fiziksel aktiviteyle örnek vermek isteriz. İleri seviyedeki bir kişi bu hamleyi, bu fiziksel aktivitesi gerçekleştiremez. Önemli olan bir ayağımızın iç veyahut da diğerinin de dış rotasyonunda olmasıdır. Bu nedenle de bu şekilde bir egzersizi, fiziksel aktiviteyi gün içerisinde 3 seans şeklinde, 10-15 tekrar şeklinde gerçekleştirirsek çok önemli bir sonuç ve mesafe kat ettirmiş oluruz. Burada önemli olan şey şudur ki ağrı olduğu noktaya geldiğinizde orada durmak zorundasınız. Yani ağrı bir limitasyondur. Yani ondan öteye geçmemem lazım olduğunun göstergesidir. Eğer ağrı eşiğini yakaladınız ve o sınıra gelmeden önceki pozisyonlamayı korursunuzsa o zaman fiziksel aktiviteniz sonuç vermiş olacaktır. Bu nedenle de ağrı eşiğinize varmadan durdurun.